30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 25 Kasım günlerden Perşembe. Haftayı yavaş yavaş kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamını ve Cuma gününde enflasyon rakamını alacağız. Kasım ayına ait. Dolayısıyla önümüzdeki haftada yoğun bir hafta bizi bekliyor. Şimdi Cemre'ye döneceğim ben. Cemre'nin yanında konuğu var. Ahmet Öksüz İTİB Başkanı. Cemre, sözü uzatmadan sana bırakayım. Teşekkür ederim Zeliha. Tekstil sektöründeki arz sıkıntısını konuşacağız. Senin de bahsettiğin gibi İstanbul Tekstil ve Ham Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, yüksek kur sizin sektörünüzü nasıl etkiledi? Arz sıkıntıları yaşadınız mı? Biraz bu süreci sizden dinleyelim. Evet, şu anda beklentilerin üzerinde bir döviz kuru söz konusu. Karşı karşıyayız. Tabii maliyetler de her geçen gün dövizin artmasıyla beraber TL maliyetlerde de artışları yaşıyoruz. Zaten ham madde biliyorsunuz global piyasalarda fiyat oluşan bir emtia. Türkiye'de de günlük döviz kuruyla sürekli kendini yeniliyor. Bizim sektörümüzde de ham maddelerimize bakarsanız özellikle pamuk en önemli ham maddemiz. Onun dışında sentetik ve suni elyaflar, bunların da hepsi döviz kuruna bağlı olarak artış gösteriyor. Bir haftada bir arz sıkıntısı, ham maddeye ulaşımda, tedarikte sıkıntılar yaşadınız mı? Yaşadıysanız bunu nasıl telafi ettiniz, nasıl çözüm buldunuz? Evet, genel olarak zaten uzun bir süredir emtialarda, ham maddede bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu fiyatlara da yansıyor. Türkiye olarak biz elyaf tarafında, yani tekstilin ana ham maddesi tarafında net ithalatçı durumdayız. Fakat sonrasına baktığımız zaman iplik, dokuma, örme ve boya kapasiteleri Türkiye'de çok şükür ki kendi kendine yeten bir kapasite söz konusu. Orada dışarı bağımlılığımız bizim yok denecek kadar az. Fakat bu ana ham maddelerde, özellikle pamukta, bu sene 2,5 milyar doların üzerinde bir ithalat rakamı oluşacak. Burada ciddi bir ithalatçıyız. Dünyanın en büyük ithalatçılarından biriyiz. Özellikle Türkiye'de pamuk üretimini geliştirmek orta ve uzun vadede, hatta yakın vadede de hemen başlamak kaydıyla oldukça önemli. Hani ciddi bizim için bir döviz kaybı pamuğu dışarıdan ithal etmemiz. Ne kadar içeride üretebilirsek o kadar karlı çıkarız. Pamuk fiyatlarını aslında epeydir konuşuyoruz. Peki bu son yaşanan kur dalgalanmasıyla beraber önümüzdeki süreçte fiyatlarınızda bir güncelleme olacak mı? Evet, şimdi ihracat tarafında zaten döviz bazlı fiyatlamalar yapılıyor. Döviz bazlı fiyatlar veriliyor. Ham madde de yine döviz maliyetiyle geldiği için orada dövize döviz bir satış söz konusu, ama asıl sıkıntı tabii iç piyasada. Şimdi iç piyasaya fiyatlama yaparken her gün yeni fiyatlama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ham maddeniz döviz, birçok kullanılan aramalı, yine tekstilde üretimde kullandığımız aramalı yine döviz veya dövize endeksi yurt içinde değiştiği için orada sürekli bir fiyat artışı söz konusu. Peki sektördeki stok durumu nedir? Şimdi bu son özellikle bir haftada biliyoruz ki ticarette bir takım sektör temsilcileri de bunu sıkça dile getirdi. Durma noktasına geldiğini açıkladı. İhracatın da keza öyle. Sizin sektörünüzde bu aynı olay yaşandı mı? Yani ihracat tarafında şu anda bir sıkıntı yok. Firmalarımız üretime devam ediyor. Orada herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Tesisler de şu anda dolu olarak çalışıyor ama iç piyasaya yapılan üretimlerde ciddi bir sıkıntı var. İhracatta da artan bir ihracat var. Bu tabii bizim üretimi destekliyor. Hatta dün itibariyle biz 11,5 milyar dolara geldik sırf tekstil ve ham maddeleri tarafında, ki cumhuriyet rekoru oldu. Daha önümüzde 5 haftadan fazla süre var yılın kapanmasına. Yine iyi rakamlarla kapatacağız seneyi. Onun için ihracatta iyi bir ivme var. Orada sıkıntılar daha az. Fakat iç piyasada hani tabii ki bu maliyetlere, artışlara paralelde fiyat artışları göreceğiz. Yani bunu yaşayacağız. Diğer sektörlerde olduğu gibi bizim tekstil sektöründe de bunu yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Hem içeride hem dışarıda yaşanan bu maliyet artışlarını absorbe etmek için sizin hangi araçları kullanıyorsunuz? Ne gibi çözüm buluyorsunuz bu süreçte? Evet, onlardan en önemlisinden bir tanesi de geri dönüşüm. Bugün zaten onun için buradayız. Sustainability Talks İstanbul'u ikinci defa organize ediyoruz. Ve ciddi bir ilgi gördü. Yaklaşık 2500 katılımcı var. Bunun 500'ü canlı katılım, 2000'i de
online üzerinden katılım gerçekleştirdi ve sürekli onun üzerine zaten biz kurguları yapıyoruz. İşte geri dönüşüm ne kadar faydalanabiliriz hem sürdürülebilirlik açısından hem maliyetler açısından. Çünkü bizim dünyada kullanılan elyafların birçoğu maalesef tekrardan kullanmıyoruz. Bunları daha fazla geri dönüştürerek, ürünlerde kullanarak, sadece bu değil tabii, yani suyu da daha az kullanarak, enerjiyi daha az kullanarak nasıl daha sürdürülebilir ürün üretebiliriz tarafına oldukça eğiliyoruz sektör olarak. Zaten dünyada da böyle bir talep var. Türkiye'de de bunun oluşması, Türkiye'de de bu bilincin sadece üretici değil tabii, burada markalarımız ve tüketicinin de bu bilince ulaşması gerekiyor. Bunlarla daha az tüketerek hem talep noktasında daha da bunu azaltmak anlamında, yani yeni ham maddelerin talebi azaltma noktasında ne kadar kullanabilirsek o kadar başarmış oluruz diye düşünüyorum. Son şunu da sormak istiyorum Ahmet Bey, bu sürdürülebilirlik konusu aslında önemli ama aynı zamanda fon bulmak da önemli. Şu an ekonomik konjonktürde fon bulmakta sıkıntılar yaşıyor musunuz? Şimdi şöyle, tabii bu artan ham madde fiyatları, maliyetlerin artması, işletme sermayelerin de artırması anlamına geliyor. Şu anda tabii firmaların finansman ihtiyaçlarında da artış oluşturuyor. Yani bu anlamda finansman maliyetleri, uygun finansmana erişim daha da önemli olacak. Çünkü cirolar arttı. Yani belki miktar aynı ama ürettiğiniz miktar ham maddenin artışı ve mamul fiyatın artmasından dolayı ciddi bir ciro artışları yaşıyoruz ve önümüzdeki yılda bunu yaşayacağız. Hani bu anlamda özellikle bizim ihracat tarafında tabii Exim Bank kredilerimizin daha da önümüzdeki süreçte önem kazanacağını ben inanıyorum. Uygun finansman Türkiye açısından önemli, ihracatçı ve üretici açısından. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Zeliha, Ahmet Bey'in görüşlerini aldık. Sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Teşekkürler. Biz devam edelim Cemre'nin bıraktığı yerden. Onur Seçkin, ODS Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar Onur Bey. Merhabalar Zeliha Hanım. Şimdi az önce Eğitim Başkanı da konuştu Cemre ile, özellikle finansman erişim konusu, fonlar. Cirolar arttı, ithalat kısıldı ama maliyetler arttı. Dolayısıyla öncelikle bu kur dalgalanmasında ihracat yapan firmalar hem bu finansman hem de olabilecek başka fırsatlar açısından hangi adımları atmalı, atabilir, önüne gibi seçenekler olur her iki durumda. Açıkçası hani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle ihracat yapan işletmelere danışmanlık yapan bir şirket olarak kurda oynaklığın büyük sorun yarattığını görüyoruz. Biz yani bu volatilitenin bir sıkıntı yarattığını görüyoruz. Aksi takdirde tabii ki kurun getirdiği bir avantaj var. Hele Amerika pazarı gibi pazarlarda işte onların biliyorsunuz Çin'e uyguladıkları ek vergiler var. Ondan sonra Türkiye ciddi bir shift, bir kayma yaşandı tedarik zinciri açısından. Bu anlamda değerli bir yerdeyiz ama oynaklığın biraz daha hani azalması, biraz daha piyasanın sakinleşmesi lazım. Bizim de şu anda görüşümde işletmelerle konuştuğumuzda genellikle hepsinin az önce beyefendinin bahsettiği gibi ham madde ve yarı mamul alımlarında fiyat tutturmakta zorlandıklarını, yani sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelirlerle dönüp tekrar ham madde yatırım yaparken çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu anlamda her ne kadar fırsatlar çok gibi görünse de kurun getirdiği avantajlar, bir yandan da biraz daha sakinleşmesi lazım piyasanın diye düşünüyoruz biz. Faaliyet gösteren, Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar hem yurt içi hem yurt dışı operasyonlarını gerçekleştirirken hangi kurumlardan destek alabiliyorlar acaba? Ve Buyurun. Hemen anlatayım istersen. Şimdi Türkiye'de aslında desteklerle ilgili fonlar 2006-2005'li yıllardan itibaren hani başta Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye getirdiği fonlar biraz da bu anlamda öncülük etti diyebiliriz. Bugün ise birçok kuruluş destek veriyor. Bunların başında işte COSGAP, COBİ'ler için biliyorsunuz destek veriyor. TÜBİTAK, ARGE destekleme anlamında öne çıkan kuruluşlardan bir tanesi. Yine bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işte Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği fonları yine devam eden aslında belli orandaki destekleri olarak sıralayabiliriz. Ama desteklerle ilgili konuda en fazla öne çıkan şey işletmelerin devamlı olarak hani bu destekleri, fırsatları takip etmeleri. Çare esaslı özellikle açılan programlarda, proje bazlı desteklerde kendi için uygulanan fonları bulmaları ve buna yönelik yatırım harcamaları ve bütçenin doğru planlamaları. İhracat konusu hele son zamanlarda bir politik olarak da tabii kur bir taraftan desteklerken Ticaret Bakanlığı başlamak üzere birçok kurum tarafından da aslında gündemde.
Mesela çok basit bir örnek vereyim. Ticaret Bakanlığı'nın bir destek programı var, küresel tedarik zinciri adı altında. Eğer siz global bir markanın tedarik zincirine dolanmak isterseniz, bu anlamda Ticaret Bakanlığı diyor ki, bu konuda yatırım yaparsanız ben bunun %50'si oranında size destek verebilirim. Yani bu anlamda destekler işletmeler için çok fırsatlar sunuyor diyebiliriz. Öte yandan yine destek konuları açısından baktığımızda son dönemde sanayi ve teknoloji firmalarına verilen desteklerde farklı farklı alanlar öne çıkıyor. Ar-Ge inovasyon konusu çok kritik bir konu mesela. Burada işletmelerin ürün geliştirme süreçlerinden onu ticarileştirme ve daha sonrasında pazara sunmasına kadar süreçlere destekler var. Bu mesela COSGAP'in öncülük ettiği bir alan. Yine Ar-Ge tarafında TÜBİTAK'ın öncülük ettiği bir alan. Yine dijitalleşme alanı, işte hele hele teknoloji üreten firmaların getirdikleri, yaptığı çalışmalar, yeni ürün geliştirmeleri, biliyorsunuz pandemi sonrasında çok daha fazla öne çıkan bir konu. İşte big data konusu, yapay zeka gibi konulardan bir planda. Ve yine son olarak aslında ihracat konusu. Bu alan hiçbir şekilde bitmiyor. Türkiye'de yıllardır ben hani 15 yıllık sektörde ihracat devamlı desteklendi ve desteklemeye devam edecek gibi görüyorum. Peki, alternatif finansman modelleri ihracatçı için ne olabilir? Onu da sorayım. Teşvikler, destekler, projeler dışında ve de ihracatçı firmalar özellikle bu dönemde ihracat yapmayan ve yeni ihracat yapmaya başlayan firmalar açısından önerileriniz ne hedef pazarlar üzerinden? Ya şimdi şöyle bir kere ihracat fırsatları evet tamam ama bizim ihracat yapmaya motivasyon olan işletmeler veya zaten bunu yapan işletmelerde gözlemlediğimiz ve aslında gelişme olarak gördüğümüz konu şu. Bir kere evet tamam Türkiye ürünleri itibariyle yurt dışı pazarlarda hele hele son zamanlarda kalite tarafında da belli bir düzeye geldiğimiz için bence güzel bir noktada. Fakat bizim gözlemlediğimiz en başta firmaların bir pazarlarla ilgili bir araştırma yapmaları lazım. Yani hedef pazarı tanımlamak en değerlisi ve bu pazar dinamiklerini doğru analiz etmek, o pazardaki işte kültürel alışkanlıkları, tüketim alışkanlıklarını doğru analiz etmek ve yine pazarlama stratejilerini, satış kanallarını belirlerken bu doğrultuda belirlemek çok kritik bir konu. Sonrasında da aslında en diğer önemli konu ya satış yapacağınız müşteriyi bulmanız. Yani potansiyel alıcı diyoruz bunlara. Onlara temas kurarken de biraz daha kurumsal kimliğinizin doğru olması. Yani Amerika ve Avrupa Birliği gibi aslında pazarlarda, gelişmiş pazarlar bunlar sizin PR tarafındaki aktiviteleriniz çok önemsiyorlar. İşte kataloğumuz, web siteniz, sosyal medya kullanımınız ve yine burada temas kuran kişilerin yetkin bir şekilde diyalog kurabilmesi, işte farklı dillerde konuşabilmesi gibi konular çok önemli. Evet. Diğer taraftan da siz de zaten biliyorsunuz bizim mesela en son gözlemlediğimiz Amerika pazarının son yıllarda işte atak yaparak Türkiye'nin ihracat yaptığı ikinci bir pazar olarak gündeme gelmesi. Yani şu anda ikinci sıraya yükseldi, İngiltere'yle geçtiler. Bu anlamda bu tip yeni pazarlarda biraz daha konsantre olması, o tip ülkelerde yapılanmak ve orada şube açmak, belki ofis ve depo yatırımı gibi yatırımlara girmek evet. Önemli diyebiliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim, çok teşekkürler. Şimdi bir başka önemli konu var tabii. Selcan Gür yanımızda. Hoş geldiniz Selcan Hanım. Şimdi kur hareketleri sigorta primlerine hep yansır zaten. Daha önce de yaşadık. 2001, 2008, 2018. Ve primlerde artışlar gözlemlenir genelde. Şu an durumu da ben merak ediyorum. Hem de bu dönemlerde insanlar ilk etapta sigorta iptallerine giderler. Yani çok önemli olmayan derken kasko mecbur yapacak arabasına veya sağlık ama nedir durum onu merak ediyoruz. Şimdi bu aslında önemli bir konu dediğiniz gibi ve önemli de bir dönem. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sigorta yenilemeleri genelde Aralık ayında yapılır. Evet. Aralık ayında ve hali hazırda kurlar da böyle yükselirken ben çok çok önemli bir hatırlatmayı buradan yapmak istedim. Biz çünkü müşterilerimize bu hatırlatmayı hemen her gün yapıyoruz. Şöyle kolay bir örnekle anlatmak istedim. Diyelim ki bu sizin makineniz. Yurt dışından dövizle satın aldınız. Satın aldığınız dönemdeki kura baktığınızda o kuru TL'ye çevirdiğinizde makinenin değeri 100.000 TL diyelim. Siz de poliçenize 100.000 TL sigorta bedeli olarak yazdırdınız ve ona göre bir prim ödüyordunuz. Şimdi bugün geldiğiniz noktada o makinenin değeri artık 100.000 TL değil, 200.000 TL. Fakat bugün bir hasar yaşadığınızda alacağınız tazminat o eski rakam, yani 100.000 TL. Siz o 100.000 TL ile o makineyi yerine koyamazsınız. Yani onun karşılığı olan döviz artık işte yurt dışında makineyi aldığınız ülkede o makineyi almanıza yetmez. Peki ne yapmak gerekiyor? Sizin sigorta bedelinizi revize etmeniz gerekiyor.
Yani bu makine artık 200 bin TL'ye tekabül ediyorsa, onun karşılığı olan euro veya dolar neyse, siz tekrardan sigortacınızı veya acentenizi, brokerınızı arayıp demelisiniz ki burada sigorta bedeli 100 bin TL'ydi ama biz bunu revize edelim çünkü kur hareketinden dolayı bunun karşılığı değişti. 200 bin TL yapalım, yoksa hasarda eksik sigorta dediğimiz bu olay yaşanır. Bunun Bunu için ayarlamak kolay değil ama, değil mi? Çünkü çok volatil bir dolar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ayarlamak kolay değil. Şu yapılabilir. En başından, yani siz makinenizi, tesisatınızı dövizle alıyorsanız eğer, poliçenizi dövizli poliçe yaparsınız. Priminizi de öyle ödersiniz. O zaman kafanız rahat eder. Yani her seferinde işte bunun karşılığı olan TL prim ödeyeyim diye hesaplamak ve yeniden değerlemek yerine en baştan işte ben işte 1000 dolar prim ödeyeyim veya 1000 euro prim ödeyeyim derseniz sizin yıl boyunca kur hareketlerinden koruma almış olursunuz. Böylece düşünmek zorunda kalmazsınız. Kur hareketi ne oldu? Hasar yaşarsam ne olacak? O makinem zarar görürse ben tekrar o makineyi yerine koyabilecek parayı bulabilecek miyim diye düşünmezsiniz. Yani bu önemli bir konuydu. Bunu ben hem işte CFO'lara hem CEO'lara bizim müşterilerimize tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çünkü öbür türlü gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Yani sigortaya aslında bizim tam da bu dönemde ihtiyacımız var. Yani önümüzü böyle çok da net göremediğimiz, ne olacağını bilemediğimiz, hani işimizde yaşayacağımız büyük bir sıkıntıdan tekrar işimizi kuracağımız bir maddiyata sahip olmamız gerekiyor. Bu güvenceye daha çok ihtiyacımız var bu dönemde. Yani. Şimdi daha önce herhalde zaten Türkiye'nin eski zamanlarında döviz cinsinden herhalde bu poliçeler yapılıyordu. Sonra TL'ye dönmüştü bildiğim kadarıyla. Evet, doğru. Şimdi trafik ve kasko sigortalarını sormak isterim. Çünkü burada da otomotivde yedek parçaların fiyatları da artıyor. Tabii ki. Şimdi bu zaman o zaman trafik ve kasko sigortalarında da mı primler ayarlanmak zorunda kalacak? Tabii şöyle düşünün. Şimdi biz sigortacılar hasar öderken yedek parça bu işin zaten hasarın %65'ini bu oluşturuyor. Geri kalanı da işçilik. Şimdi yedek parça tamamen yurt dışından gelen bir şey. Dövize bağlı. Bizim ödediğimiz hasarın %65'ini oluşturan kalem yurt dışından geldiğine göre, dövize bağlı olduğuna göre ister istemez bu zaten fiyatı artan bir şey. Geri kalan işçilik maliyetleri, o da enflasyona bağlı bir şey. Onun da maliyeti artıyor. Hadi bunları bir kenara bırakın. Aldığınız, yani siz hiç fiyat çarpanınızı değiştirmeseniz dahi aracınızın sigorta bedeli arttığı için zaten prim ona göre artıyor. Siz yine aynı fiyat çarpanıyla çarpsanız dahi aldığınız aracın bedeli artık zaten daha fazla olduğu için. Yani sigortacıların durumu hakikaten çok zor. Çünkü biz tamamen şeyle çalışıyoruz. Yani işte yedek parça, ithalat, ondan sonra diğer konular olsun öyle. Sağlığa bakın. Şimdi ameliyathanelerde kullanılan iplik dahi yurt dışından geliyor. Sağlık enflasyonu denen bir şey var. Yani bu kur konusu sadece trafiği, kaskoyu etkilemeyecek. Tüm bu kur konusu sağlık sigortalarını da etkileyecek. Oradaki maliyetler de tamamen kurdan etkilenecek. Yani bizlerin primleri yükselecek. Yani öyle olması gerekir. Yani çünkü normali. Başka türlü o dengeyi yakalamak imkansız. Zaten beklenen bir sondu. Evet. Peki şimdi 2018'de bu yaşanan kur krizinde bireysel emekliliğe ilgi artmıştı. Kendilerini korumak amaçlı. Hem de BES'te hani belli bir miktar her ay çekiliyor ve birikiyor. Öbür türlü toplamaya kalksanız illaki bir ay iki ay kaçıyor. Böyle bir yönelim var mı bu dönemde BES'e 2018'deki gibi? Şimdi o dönemden bu döneme bazı şeyler değişti. Ne oldu? BES 18 yaş altına açıldı. Şimdi orada çok ciddi bir potansiyel var. 23 milyon 18 yaş altı insanımız var. Şimdi bu bizim için önemli bir fırsat aslında. Öte yandan daha önce
yılda 6 kez fon değiştirme hakkımız vardı. Şimdi 12 kez fon değiştirebiliyoruz. Hmm. Ha, şimdi mesela bakabiliriz, diyebiliriz ki altın ve döviz iyi gidiyor. Ben fonlarımı değiştireyim, hmm, o tarafa yöneleyim. Şuna bakabiliriz, işte BES'in ortalama getirisi yıllık %25 gibi olmuş. Yani genel planlara baktığınızda. Hani onu baz alıp bunun üzerinde seyreden fonlara bakıp ona göre dönüşüm BES planlarımızla oynayabiliriz. Öte yandan bütünleşik BES diye bir şey çıktı. Bu ne demek? Artık birden fazla ürün bir potada toplanabilecek. Bütünleşik BES'in içinde BES planı var, hayat sigortası var ve sağlık sigortası var. Şimdi ürünlerin bir arada olduğu bir sistem aslında sigortalıları da daha da bağlıyor. Yani kişi diyor ki benim burada hem birikimim var, hem sağlık sigortam var, hem de hayat sigortam var diyor. O yüzden de çok kolay kolay vazgeçmeyebilir BES'ten. Bu dönemde bunlar oluştuğu için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bitiriyoruz, saat 19'da tekrar karşınızdayım.